Evet, öncelikle hepinize saygılar, sevgiler, aynı vardan var olduğum güzel canlar, güzel insanlar, sağlık ve sıhhat içerisinde nice güzel günlerde yaşamanızı diliyorum. Bugünkü videomuz yine Ozanlar serisinden olacak. Şah Hatay'dan biraz bahsedeceğiz. Ozanlar serisinde işte başında da söylediğim gibi maalesef bizim ülkemizde sanat adına yanlış anlaşılmalar çok var. Sanat, saz, söz deyince hemen böyle bir çilingir sofrası kurma isteği uyanıyor. Sanata saygı yok yani bana göre. Çünkü bu işi çalgıcılık olarak anladığınız zaman işi eğlenceye varır. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Siz her şey olabilirsiniz ama sanatkar, sanatçı olamazsınız. Şimdi sanat ve sanatçılık çok farklı bir şeydir. Mahsuni Şerif'in videosunu yaparken de bahsetmiştim. Aşık Veysel'in videosunu yaparken de bahsetmiştim. Bugün onlar yok ama türküleri, bıraktıkları sözler her gün binlerce yerde söyleniyor, söz ediliyor, okunuyor. Onlar işte ölümsüz insanlar. Çünkü her gün bir yerlerde, zihinlerde yaşatılıyorlar bıraktıkları eserlerle. Şimdi Şah Hatay da onlardan biri. Şah Hatay'dan biraz size bahsedeyim. Şah Hatay'ın gerçek adı biliyorsunuz İran'da kurulmuş olan İran Safavi Devleti'nin yöneticisi kendisi. 14 yaşında babasından şahlığı devralıyor. Şah Hatay Türkmen kökenlidir. Şah Hatay 17 Temmuz 1487'de Azerbaycan Erdebil'de doğuyor efendim. Sonra 23 Mayıs 1524'te yine Erdebil'de beden terki ediyor yani vefat ediyor. Safavi Hanedanı'nın kurucusu uzun yıllar tarikat eğitimi alıyor Şah Hatay'ın. 14 yaşında dediğim gibi Safavilerin önderi olarak babasının yerine geçiyor. 1514'te Çaldıran Ovası'nda Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusuna yeniliyor. Tabii Şah Hatay'ın mahlasıyla da asırlardır bıraktığı şiirler büyük ozanların bağlamasıyla deyişlere, beyitlere dönerek bugüne kadar geliyor. Arapça, Farsça yazdığı şiirlerinden oluşan Şah Hatay Divanı var aynı zamanda. Onu da belirtmek isterim. Evet, dediğim gibi türkü, şarkı, müzik deyince bence yani bana göre ben yıllarımı verdiğim için bu işi önce içindeki söze bakmalı. Yani bu şarkı niçin yazılmış, kime yazılmış, sözleri mesaj veriyor mu, kime ne diyor? Yani sadece eğlenmek amaçlı bakmamak lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz dijital devirdeyiz. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmak adına korsan yayın yapan yerlerden şarkıları dinleyip indirmeyelim. Yasal yerlerden yapalım zaten. Mesela YouTube'da yasal sanatçıların kanalları var. Oralara abone olun, onlara destek olun. Türk Telekom'un Mood müziği var. Turkcell'in Fiziği müziği var. Spotify var. Yasal olarak Deezer var. Ondan sonra Apple'ın iTunes var. Yine Apple'ın kendi Apple müzik sitesi var. Bunlar yasal siteler. Sevgili canlar, dostlar, buralardan dinleyip indirebilirsiniz. Öyle çok yüksek paralar istenmiyor zaten. Onu da siz benden iyi biliyorsunuz. Benim size yani bunları aslında anlatmamam gerekiyor ama maalesef ülkemizde siyasiler bunlarla ilgili yasal anlamda, gerçek anlamda tedbirler almadığı için de insanlar biliyorsunuz böyle bedava bir şey bulunca bizim millet hemen alayım benim olsun der gibi koşturuyoruz. Maalesef böyle bir kusura bakmayın yani biraz ahlaki yozlaşma bu kapitalizmle teknolojinin artmasıyla televizyonlar radyosuyla radyoların çoğalmasıyla biraz da topluma inanç önderlerinin inancı doğru anlatmaması üzerinden de çok etkileri var tabii ki biraz. Çünkü bizim en büyük jandarmamız yüreğimizdir. Kalbimizde hakkı, hukuka, adalete uyarsak, kalbimizi de düşünüp kalbimizi de karar verirsek biraz daha düzgün yaşayacağımızı düşünüyorum.
Kimseyi üzmek gibi bir amacımız da yok tabi bu video yaparken de. Ne demiş Şahatay'ı böyle kısa kısa dörtlüklerini size okuyacağım. Hü diyelim gerçeklerin demine, gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam katarına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Evet. Ne demiş? Melüllenme deli gönül, gez bir zaman nice olur. İndir tahtını yüceden, yık bir zaman nice olur. Yani büyüklenmek hiç kimseye yakışan bir durum değil. Aslında yine erenlerin dediği gibi, Hazreti Ali'nin dediği gibi daha doğrusu, insanın aslı biraz toprak ve suyun karışımındadır. Özü çamurdur. O yüzden soysal olarak kimsenin birbirinden kendini üstün görmesi hoş bir durum değil. Hepimizin diyor suyu çamurdan geliyor diyor. Basit bir şekilde anlatıyor. Hepimiz aynı vardan varız. Videonun başında da dediğim gibi. Adem oldum geldim. Adem içine nasip olmaz. Türlü candan içer o. Zembur olup kandan kana geçerken bir kana uğradım, kandan içeri. Yani Yunus Emre'nin bir ben var benden içerinin kendi lisanındaki dizelerindeki telaffuzu. Efendim ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmez imiş. Kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmez imiş. Evet, bu sevginin güzelliklerini anlatmak açısından Şahatay'ın yani şiirleri ne kadar okusak zamanımız yetmez. O yüzden böyle kısa kısa geçiyorum. Evet, bugün matem günü geldi. Ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Senin derdin bağrım deldi. Ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im. Evet, Hazreti Hüseyin'e Kerbela aşkıyla, 12 imamlar aşkıyla yazdığı bir dörtlük. Yani kısa kısa okuyorum zaten. İlk dörtlüklerini okuyorum. Muhabbet bağında bir gül açıldı. Bir derdim var, bir dermana değişmem. Yüküm lali gevher mercan saçarım. Bir derdim var, bin dermana değişmem. Evet sevgili canlar, sevgili arkadaşlar. Şimdi oturup elimizi vicdanımızda koyalım. Şimdi biz bunları sanat icra eden dostlarımız çalıp söylerken bunları eğlence aracı yapmak ne kadar doğru? Diyor. Bunları sanat gözüyle, sanat kalbiyle dinleyeceğiz. Bunlara saygı duyacağız. İşte diyorum ya ben daha önce hepimiz de öyle. Biz düğün salonlarından yetişerek geldik. Sahneler çıktı, radyolarda ben 15, 10-15 yıl radyolarda, televizyonlarda programlar yaptım. Her şey eğlence demek değildir. Eğlencenin zamanı ayrıdır. Bir de sanata saygı duyup onun sözlerinin içindeki manayı bilmek ayrıdır. O yüzden sanata ve sanatçıya saygı duyalım. Çoluk çocuğumuzu da yetiştirirken öyle yetiştirin. Onları da sanatın ne olduğunu anlatmak, öğretmek. Mesela ille çocuğunuz sahneye çıkacak diye bir mevzu yok. Onu bir bağlama kursuna gönderin, bir iki türkü öğrensin, çalsın, keman kursuna gönderin, gitar kursuna gönderin. Bir nefesli çalmaya gönderin veya da şiir yazmaya teşvik edin. Yani sanatla iç içe bir toplum daha güzel olur. Daha vicdanlı, ahlaklı, adaletli bir toplum yetiştirmek bundaki amacımız. Bakın Japonların Milli Eğitim Bakanı ne demiş? Ben daha önce bunu yıllar önce gazetede okumuştum. Röportaj yapmışlar. Demiş ki biz 10 yaşına kadar çocuklarımıza okuma yazma öğretmiyoruz. 10 yaşına kadar onlara iyi insan olmayı öğretiyoruz. İyi insan olmanın mana ve anlamını öğretiyoruz ki önce iyi insan olmayı öğrensinler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? İyi insan olmak. Evet. Güzel canlar sizin canınızı bu videoyu uzatarak sıkmak istemiyorum. Aynı vardan var olduğum siz güzel canlara, özden kardeşlerime. Biz hepimiz aynı vardan var olduğumuz için özden kardeşiz. Aynı özden varız. Hepinizi kardeşçe duygularımla, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoşça kalın.